Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok farklı, çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız hanımlar. Ben patiğimde ana renk olarak böyle lacivert tonlarında bir ip kullandım. Diğer e, patiğimde kullandığım renklerimde yine normal patikli iplerden. şişlerimizi 3 numara. Hemen şöyle ipimi kenara alıyorum. Sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok farklı, çok güzel, e, hoş bir model oldu. Model bu şekilde hanımlar. Buralara böyle minik e, kareli desenler yaptım. Tam ortada çiçek desenimiz var. Model bu şekilde. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başladım hanımlar ben. 12 ilmek olarak. Şöyle lacivert ipim ile 12 ilmeğimi atarak başlayacağım. Elinizde rengarenk artık ipleriniz varsa patiğinizde onları da kullanabilirsiniz. Sayalım 5 ilmeğimiz olmuş. 6 7 8 9 10 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimizi attık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk sırada arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 de geçeceğiz. İlk 6 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 4 oldu. Şu 5, şu da 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Şimdi hiç geri dönmeden üçüncü şişimizi ilmekler çıkaracağız. İlk başladığımız yerlerden hemen ilk ilmeğimi şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerleri sık olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Sırayla hanımlar şöyle başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. şuraya gidip ilmeğimi çıkarttım. Şu dördüncü ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam olur. 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. 4. ilmeğim şu 5 kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum aldım 4 şişimizde de altışar ilmeğimiz oldu hanımlar 5. şişime aldım örmeye başlayacağım bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İlk başta bu şişler karışık gibi gelebilir ama e, bir süre ördükten sonra hani şişler yerli yerine oturacak. Hani birinci ikinci şişi karıştıranlar da olabiliyor. Onlar da şu birinci şişin altına şöyle minik bir ip takarak ya da şöyle iğne takarak birinci şişin yerini öğrenebilirler. Zaten devamında gelen diğer şişler ikinci, üçüncü, dördüncü şiş diye sıralanıyor. Şimdi de ikinci şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. 6 ilmek örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk sırada ilmekleri bir sıra düz örüyoruz. Bu şekilde 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum hanımlar. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk. Geldik yine ilk şişimize. Burada hanımlar artık artırma işlemine başlayacağız. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Bu ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağda. Bakın başta burada. 2 ilmek öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde pardon birinci şişimde 7 ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi ikinci şişme geldim. Burada da kenarımız bakın şu sol tarafta. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Şöyle bir ilmeğimi yarım almışım düzelteyim. Bakın son iki ilmek. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de yedi ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. <laughs> Kenarımız hemen baş tarafta. İki ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan dört ilmeğim düz örülüyor. Burada da yedi ilmek oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimize geldim. Kenar solda son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Dört içinde de yetişen ilmeğim oldu hanımlar. Bir sıra artırmamı yaptım. Şimdi bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. E beş şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. İlmekleri düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve Hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmekleri örmüş olduk hanımlar düz olarak artırma yapmadan e, tekrardan artırma zamanı bir sıra düz ördük şimdi yeniden artıracağız yine ilk şişimizdeyiz kenarlardan artırma olacak bakın kenarımız başta ilk şişimde iki ilmek örüyorum ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen bugün de ilmekleri kaçırma günüm <laughs> ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip bunu da düz örüyorum kalan Beş ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İlmek sayıları artmaya başladı artık hanımlar. Şişler de artık yavaş yavaş oturacak. Ee, şimdi ikinci şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 4. ve sonuncu şimdi Kenarımız solda. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm kalan iki ilmek düz örülüyor. 8 ilmek oldu hanımlar 4 işimizde de. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz sonra artıracağız. Düz öreceğiz artıracağız böyle artırma devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim hemen buradaki desenlerimize başlayacağız Mavi ipimi de hazırladım yanıma Öncelikle hanımlar ilk 2 ilmeğimi yine Lacivert ipim ile örüyorum 2 ilmek lacivert 1 2 Ardından mavi ipimi ekleyeceğim 2 ilmek de mavi örüyorum Şu birinci mavi ilmeğim Şu da ikinci Mavi ipimin ucunu lacivertime bağlıyorum 2 tane düğüm atıyorum Devamı şöyle gidiyor hanımlar. İki lacivert ile başlamıştım. Yanına iki mavi ördüm. Tekrardan iki lacivert, iki mavi, iki ilmek lacivert, iki ilmek mavi. Sırasıyla ilmeklerimizi ikişer ikişer örüyoruz hanımlar. İki ilmeğimizi lacivert ipimiz ile hemen yanındaki iki ilmeği de mavi ipimiz ile. İkinci şişimdeyim yine burada iki mavi, iki lacivert. 2 mavi 2 lacivert aynı şekilde örmeye devam ediyorum 4 işimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar son 2 ilmeğimi mavi ile ördüm 3. şişime geldim burada da 2 lacivert diye devam edeceğim örmeye 2 mavi yanına tekrardan 2 ilmek mavi iki lacivert. Üçüncü şişimizde bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Son iki ilmeğimi lacivert ile ördüm. Dördüncü şişime geldim. En son iki lacivert örmüştüm. İki mavi ile devam ediyorum. Yanına iki lacivert. Tekrardan iki mavi, iki lacivert. 4. şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yanına en son iki ilmeğimi mavi ile ördüm. Geldik bir diğer sıramıza hanımlar. İlk şişimizdeyiz. Bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını örece yapacağız. Lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum. Mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Her iki sırada bir renk değişikliği yaparak modeli tekrar ediyoruz. Şu anda ikinci sıramız Bakın mavi ilmeklerimi, mavi lacivertleri de lacivert ile ördüm. Diğer 3 şişimi de aynı şekilde. Örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de e, gördüğüm gibi ördüm, geldim. Tekrar ikinci şişimizle aynı modele devam edeceğiz fakat renk değişikliği yaparak. Bu aşamada lacivert ipimiz bekleyecek. Şimdi de krem ipimi hazırladım. Burada lacivert ilmeklerimi mavi ile öreceğim. 2 ilk 2 lacivert ilmeğimi mavi ile ördüm. Bir önceki sırada e, mavi ile ördüğüm ilmeklerimi de krem ile örüyorum artık. İlk iki ilmeğimi mavi ile ördüm. Yanına iki tane krem. Hemen burada kremimin ucunu da bağlayacağım mavi ipime. İki tane düğüm atıyorum. patiğimiz sökülmesin. Devamında yine iki mavi iki krem diye devam edeceğiz. Bakın iki ilmek mavi. Yanına iki tane krem örüyorum. 2 tane mavi yanına 2 krem 2 ilmek mavi Hanımlar burada 2 krem diye devam edecek. İkişer ikişer ilmekleri e, öreceğiz. Şimdi diğer 3 çişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar diğer üç çeşimi de e, sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Tekrar ilk işimizdeyiz. Modelimizde bir diğer sıramızı yapacağız. Her iki sırada bir model tekrar yapacaktık. Şimdi ikinci sıramız yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Baştaki iki mavi ilmeğimi mavi ipim ile öreceğim. Hemen şuradan şöyle mavimi alayım. İki mavi. iki sıra aynı işlemi tekrar ediyoruz. Çünkü iki krem. İki mavi. 2 ilmek krem. 2 ilmek mavi. 2 ilmek krem. 2 ilmek mavi. Diğer şişimizden 2 krem diye devam edeceğiz. Şeklimiz bu hanımlar. Şimdi diğer e, 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim bakın iki tane desenimiz yaptık şu ilk şu da ikinci desenimiz şimdi üçüncü desenimize başlayacağız bu sıramızda da krem ipimizi kullanmayacağız kremimiz bekliyor hanımlar burada mavi olan ilmeklerimi lacivert ile örüyorum bakın mavileri lacivert ile ördüm krem ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum hemen yanına iki tane mavi devam ediyorum hanımlar iki lacivert İki mavi, iki lacivert, iki mavi, iki lacivert, diğer şişimizden iki mavi diye devam edeceğiz. Diğer üç şişimizde hanımlar aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim yeniden ilk şişimizdeyiz. Şimdi ikinci sırada da aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine, lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile öreceğim hanımlar. İki sıra aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle lacivertleri lacivertle örüyorum. Bakın şeklimiz bu. Hanımlar diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ilk şişimdeyim. İlk üç modelimizi bitirdik. Şimdi dördüncü modelimize başlayacağız. Yani buraya. Burada da laciverti kullanmayacağız. Mavi ve kalemimizi kullanacağız. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. 2 lacivert ilmeğimi mavi ile ördüm. 2 mavi ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Devamında 2 mavi 2 krem diye ilmeklerimizi örüyoruz. Bu dördüncü modelimiz hanımlar. Toplam 5 model yaptık böyle kareli modellerden. Bu dördüncü modelimiz. İlmeklerimizi iki krem, iki mavi olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Desenimiz böyle. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, geldim. E, dördüncü modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Yine bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Mavi ilmeklerimizi mavi ipimiz ile Krem ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada tekrar ediyoruz. Öyle hanımlar bakın şeklimiz ortaya çıkıyor. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi burada 5 tane böyle kare kare modelimizden vardı. 5. ve sonucu sırasını yapacağız şimdi bu aşamada mavi olan ilmeklerimi lacivert ile örüyorum krem olan ilmeklerimi de mavi ile krem ipimiz beklesin hanımlar İki lacivert ile başladım iki mavi ördüm hemen iki lacivert iki krem diye ilmeklerimi örmeye devam edeceğim İki mavi iki lacivert bu şekilde bakın ilk çeşimizi ördük Yine diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Modelde ikinci sıramız. Yine bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Lacivert ilmeklerimizi lacivert ipimiz ile mavi ilmeklerimizi de mavi ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Modelimiz de bu son sıramızdı. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın desenimiz belirdi model bu Diğer üç işimizde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim Evet Hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim bakın pati bu desenimiz ortaya çıktı bu aşamada şeklimiz bu ee, şimdi Hanımlar yapacağımız işlem şöyle e, ilmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz aradaki çiçeklerimizi de başlatacağız Şimdilik lacivert ve mavi ipimiz bekleyecek biz krem ipimizi kullanacağız Hanımlar Şöyle krem ipimi alıyorum elime. Bu aşamada ilmeklerimizin tamamını artık krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bakın hepsini sırası ile krem ipim ile örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 sıra derken 4 işimizi krem ipimizle bir kere öreceğiz ardından bir daha dolanacağız. Böyle, böyle 2 sıra olacak. 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm geldim bu çiçeğimize başlay başlayacağız çiçeğimiz 5 sıradan oluşuyor her çiçek tane çiçek yapacağız toplamda 8 çiçeğimiz olacak şöyle yeşil ipimi de hazırladım yanıma ilk 2 ilmeğimi Krem ile örüyorum. 2 ilmek krem. Ardından yeşilimi aldım. Çiçeğimizde birinci sıramız. Bir yeşil. Hemen yeneklediğimiz ip olduğu için. Yeşilimin ucunu bağlıyorum. Hanımlar alttaki lacivert ve e, mavi ipimiz beklesin. Tekrar kullanacağız. Onlar bekleye dursun şimdilik. Bir yeşil. Bir krem. Ve bir yeşil ördüm. Çiçek aralarında 4 tane krem ilmeğim var. 1 2 3 4 Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine çiçek arası için dört krem örüyorum. İkisini ördüm. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü krem ilmeğim. Şu da dördüncü. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine çiçek arası için dört ilmek krem örüyorum diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın hanımlar bu aşamada arkadaki şey, ip geçişlerini serbest bırakalım. Biraz esnek kalsın. Yoksa patiğimiz gergin durur ve model güzel düşmez. Buna dikkat edelim. Tekrar model arası için 4 tane krem örüyorum. Şu 2. 3. şimdiyim. Şu 3, şu da 4. Yeniden çiçeğim için bir yeşil, bir krem, bir yeşil araya 4 krem örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 4 kremim var. İkisini ördüm. 4. çiçeğime geldim. Şu 3. kremim, şu da 4. Bir, bir diğer çiçeğime geldim. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Araya 4 tane krem örüyorum. Sonuncu çiçeğime geldim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve sonun iki ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. Çiçeğimizin ilk sırasını tamamladık. Geldik çiçeğimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Yeşilimi alıyorum. İlk çiçeğimi yapacağım şimdi. İki yeşil, bir krem, iki yeşil. Model aralarında bu defa iki kremimiz var. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. İki yeşil, bir krem, iki yeşil. Model arasında yine iki tane kremim var. Hemen ikinci çiçeğimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Devam ediyorum yine. İki yeşil, bir krem, iki yeşil. Çiçek aralarında iki tane kremim var. Diğer çiçeğime geldim. İki yeşil, bir krem, iki yeşil. Yine çiçek arası için iki tane krem öreceğim. Üçüncü şişimdeyim. İkinci kremimi burada örüyorum. Çiçeğimi öreceğim yine. İki yeşil. Bir krem. iki yeşil. Çiçek arası için iki tane kremim var. Diğer çiçeğimdeyim. İki yeşil. Bir krem. iki yeşil. Çiçek arası için yine iki tane kremimiz var. iki yeşil bir krem iki yeşil ve yine çiçek arası için iki tane kremim var sonuncu çiçeğimi yapıyorum iki yeşil bir krem iki yeşil ve son bir ilmeğim kaldı onu da krem ile örüyorum yaprağımız bu kadardı hanımlar iki sıradan oluşuyordu ee, şimdi çiçeğimizi başlatacağız bunun için de şöyle pembe ipimizi hazırlayacağım İpler karışık gibi geliyor ama hanımlar birazdan zaten yeşilimizde keseceğiz şimdi bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim 1 2 3 tam ortada bakın bir krem var bunu pembe ile örüyorum çiçek desenimizde 3. sıramız bakın bir tane pembe ördüm yine pembe ipimin ucunu şuraya bağlıyorum İlk çiçeğimizi burada yaptık hanımlar Şimdi 5 ilm ara çiçek aralarında bu defa 6 ilmek kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya da bir tane pembe örüyorum ikinci çiçeğim için. Yeniden 6 tane krem öreceğim. 3, ikinci çiçeğime geldim. 4, 5, 6. Tam ortaya bir tane pembe örüyorum. Yine pembeyi arkadaki esnek bırakıyorum. Dikkat edelim buna. Tekrar 6 krem şu 5 6 ortaya bir tane pembe yeniden 6 ilmek krem 3. şişime geldim şu 4. kremim 5 6 ortaya bir tane pembe tekrardan 6 ilmek krem 3 4 5 6 ortaya bir krem 6 tane krem ortaya bir pembe tekrardan 6 tane krem Dördüncü şişimden devam ediyorum şu dördüncü kremim 5 6 Ortaya bir ilmek pembe Yeniden 6 ilmek krem öreceğim 1 2 3 4 5 6 Ortaya bir pembe Ve hanımlar Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum Şu yeşil ipimi de keseyim hanımlar artık yeşili kullanmayacağız kalabalığı gitsin buradan Şöyle Yeşilimin ucunu şurada pembeme bağlayayım. Her eklediğimiz ve kestiğimiz ipte düğümlemeyi unutmayalım hanımlar. Patiğimiz sökülür. Yoksa buna dikkat edelim. Evet. Yeşilleşimiz kalmadı. Şimdi modelimizde geldik. Dördüncü sıramızda hanımlar. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi krem ile örüyorum. Pembemi aldım. Üç pembe. Bir iki üç Hanımlar şimdi çiçek aralarında 4'er tane kremimiz var. 1 2 3 4. Yanına 3 tane pembe öreceğim ikinci çiçeğim için. 3 ilmek pembe, arada yine 4 kremimiz var. 4 krem, 3 pembe olacak şekilde çiçeğimizin 4. sırasını yapıyoruz hanımlar. 2. şişime geldim. Buradan da yine modelime devam edeceğim. Şu 3 4. kremim. Buraya 3 tane pembe örüyorum. Yine çiçek arası için 4 kremim var. 2, 3, 4 Tekrar 3 tane pembe örüyorum. 4 tane krem. 3. şişime geldim. Şu 3. kremim. Şu da 4. Devam ediyorum. Yine çiçeğim için 3 tane pembe. Araya 4 tane kremim var çiçeğimi yapacağım yine 3 tane pembe arada yine 4 kremim var 4. işime geldim şu 3. şu da 4. devam ediyorum 3 tane pembe 4 tane krem ve son çiçeğimi yapıyorum 3 tane pembe kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Çiçeğimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik çiçeğimizde 5. ve sonuncu sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Çiçeğimi yapacağım şimdi. 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek arasında 4 tane krem ilmeğim var. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım hanımlar. 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. Yine çiçek arasında dört tane kremimiz var. Bakın şöyle çiçeğimizin son sıra hanımlar, Desenimizi şöyle göstereyim size. Bakın. Şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Modelimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başladı bu aşamada. Şimdi diğer şişimden devam edeceğim. ikinci şişimden. Yine şu üçüncü kremim şu dört. Tekrar bir pembe bir krem ve bir tane daha pembe örüyorum çiçek arasında dört tane kremim var yine bir pembe bir krem bir pembe örüyorum çiçek arasında yine dört tane kremim var şu üç şu da dört diğer çiçeğime geldim bir pembe bir krem bir pembe ve yine arada dört kremim var bir pembe bir krem bir pembe Arada yine 4 ilmek kremim var. Dördüncü işimdeyim. Yine ilk iki ilmeğimi krem ile ördüm. Çiçeğimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Arada dört kremim var. Ve sonuncu çiçeğime geldim hanımlar. Bir pembe, bir krem ve bir ilmek pembemi örüyorum. Kalan iki ilmeğim krem. Çiçeğimizi tamamladık hanımlar. Şimdi tekrardan ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Artık pembe ipimizi de arkaya kesip bağlayabiliriz. Pembe ile de işimiz kalmadı. İlmeklerimizi artık bu aşamada tamamen krem ipimiz ile örüyoruz. Böyle ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile hanımlar. Şimdi dört şişimizdeki ilmeklerimizi de iki sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi iki sıra krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Ee, şimdi patiğimizin bu alt bölümünde yaptığımız modelin aynısını üst bölüme de yapacağız. Bu kareli modellerden. Yine burada iki ilmek lacivert örerek başlayacağım. Şöyle lacivert ipimi alttan alıyorum. Bakın burada iki lacivert, iki mavi olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. İki ilmek lacivert. Hemen alttan mavi ipimi alıyorum. Kontrollü bir şekilde getiriyorum hanımlar. Kalem ipimiz bekliyor şimdilik. İki tane mavi. Yine alttaki modelin aynısını üst tarafa da kuruyoruz. İki lacivert, iki mavi olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın böyle. ilk şişimize yaptık. Şimdi ikinci şişimden de iki mavi ilacı diye devam edeceğim. Diğer üç şişimi de aynı şekilde tamamlayacağım. Ardından hanımlar üç şiş, diğer üç şişi de ördükten sonra bir sıra daha aynı işlemi tekrar edeceğiz. Çünkü aynı işlemi iki sıra tekrar ediyorduk. Bu şekilde iki sıra ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın ilk karemizi tamamladık. Şimdi ikinci kare desenimize başlayacağız. Bu desenimizde de hanımlar ilk iki ilmeğimi mavi ile örerek başlıyorum lacivertleri mavi ile örüyorum mavi ilmeklerimi de krem ile krem ipimi aldım 2 krem devamında 2 mavi 2 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz bu da ikinci kare modelimiz bu şekilde diğer şirimizden de 2 krem diye devam edeceğiz artık modeli Şimdi üç çişimizi de aynı şekilde öreceğiz, geleceğiz. Ardından bir diğer sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Aynı işlemi iki sıra tekrar edeceğiz. Bu şekilde örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar ikinci kareli modelimizi de yaptık. Şimdi üçüncüye geçtik. Üçüncü modelimizde de e, bu defa yine kremi kullanmayacağız, lacivert ve mavi kullanacağız. İlk iki mavi ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Krem ilmeklerimi de mavi ipimle örüyorum bu defa. Devamında 2 lacivert, 2 mavi, 2 lacivert, 2 mavi, 2 lacivert, 2 mavi olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Diğer şimdide de yine aynı işleme devam edeceğiz. Ardından 4 e, şimdide ördükten sonra bir sıra daha aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kare modelimiz, bu minik kare desenimiz iki sıra tekrar ediyor çünkü. Şimdi üçüncü kareli modelimizi de tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar. Üçüncü kareli desenimizi de tamamladık. Şimdi dördüncüsüne başlayacağız. Bu aşamada ilk iki lacivert ilmeğimi mavi ile örüyorum. Aradaki iki mavi ilmeğimi de krem ile. Lacivert ipimiz bekleyecek artık. İki mavi, iki krem, iki mavi, 2 krem 2 mavi ve 2 krem diye ikinci işimizden devam edeceğiz modelimizi bu şekilde yapacağız bu şekilde hanımlar bir sıra ördükten sonra bir sıra daha aynı işlemi tekrar edeceğiz dördüncü kare modelimizi de tamamlamış olacağız şimdi modelimizi iki sıra tamamlayalım gelelim Evet hanımlar dördüncü kare desenimizi tamamladım geldim şimdi beşinci ve sonuncu modelimizi yapacağız tabana da beş tane desen kurmuştuk. Buraya da 5 tane kuracağız. Bu aşamada artık kremi kullanmayacağız. Kesip arkaya bağlayabiliriz artık. Lacivert ve mavi ipimizle yapacağız son desenimizi. İlk iki ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Yanına iki tane mavi. Modelimiz iki lacivert, iki mavi olacak şekilde devam ediyor. Sonuncu kare desenimiz. İki lacivert, iki mavi. İki lacivert ve ikinci şişimizden iki mavi diye devam ettireceğiz. Hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi iki sıra örelim gelelim. E sonrasında bilek ayrımına başlayacağız. Evet hanımlar sonuncu kareli desenimi de tamamladım. Geldim 5 tane kareli deseni oluştu burada. Artık ilmeklerimizin tamamını lacivert ipimiz ile öreceğiz. Artık bu maviyi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık e, ana renk ipimizi kullanacağız sadece. İlk çişimdeki ilmeklerin tamamını bu şekilde lacivert ipim ile ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine lacivert ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de yine ördüm geldim. Bakın mavi ipimi de kestim ucunu bağladım. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi hanımlar birbiriyle yer değiştiriyorum. Şöyle yer değiştirdim. ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bu bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin şu kenarlarına geçtik hanımlar. Patiğimin bu kenarlarına ben yetişer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa e, örgü oluyor. Hemen hem arka yüzde ters örgü görünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzü her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Şimdi ikinci şişimdeki ilk yedi ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. İlk yedi ilmeğim. Şu iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Tabandaki şişim. Buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim bilek ayrımına kadar. Bakın burada son 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa. Haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz ördüğümüz için düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Geri döndüm. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ben ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek her düz örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6 ve 7. Bu ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bu. Ee, Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki yedişer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Tek fark bu. Tabanımdaki bir diğer şişimdeyim. Yine buradakileri de ters örüyorum. Burada normal ters örgü olduğu için hızlıca geçiyorum hanımlar. Buralarda başka yapılacak, anlatılacak model, detay hiçbir şey yok. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters örüyorum. Sadece kenardaki 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum haroşalarımı. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik yine geri dönüyorum. İşlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar ör, geri dön, ör, geri dön. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 7 ilmeğim haroşa. Yine haroşamı düz örüyorum. Yine ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrardan gideceğiz. Geleceğiz. İşlem böyle sürecek. Şöyle baktığımız anda şuralarda hanımlar bakın. Birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin deneyin hanımlar. E, şu şekilde ölçmek önemli. E, patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Sonra niye benim patiğimin boğazı dar oldu? Yok niye geniş oldu? Niye küçük oldu? Ya da niye büyük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Lütfen ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Ee, burada toplamda 15 lira haroşağım var. Bu aşamada ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi hanımlar. Bakın bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım kalan ilmekleri de sağ şişime taktım şimdi topuğumuzu yapmaya başlayalım hanımlar bu aşamada kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroş olarak örmeye devam edeceğiz topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm ön yüzdeyim ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim 7 haroşamı örmüştüm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte şu öndeki iki ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Hanımlar arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşama ördüm. Yine ilmeklerimi sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 ilmeğimi ördüm 24. ilmekte öndeki ilmeği kesiyorum ikinci kesimimizi yaptık topukta bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı şimdi baktığımızda kesimden sonra bir ilmek eksildi 6 ilmek kaldı şimdi yapacağımız işlem şu kesim yaptıktan sonra yine geri dönüyoruz arka yüzde ilmekleri örüyoruz Ön yüzde yine 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar. Aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm. Geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Şişlerinde bakın son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmekleri de aynı şekilde kesiyorum. Bakın son birer ilmek kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi sonra da ikinci şişindeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimizi bir bütün olarak bakalım. Böyle sıkılayarak ipimin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Patiğimin iç bölümündeki bu renkliplerimin uçlarını da video aralarında tamamen gizledim hanımlar. Buna önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet hanımlar bakın topumuz şöyle ayağı giyince zaten şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Gizli kesim olduğu için çok şık, çok güzel, muntazam bir görüntüsü var. Şekil olarak hanımlar patiğimiz şöyle şekil olarak bu hemen bir de manken ayağıma giydireyim ayağımızda da görelim patiğimizi ayaktaki duruşuna da bakalım birlikte çok güzel farklı bir model oldu hanımlar ee, ben çok beğendim çok severek yaptım umarım sizlerde benimle birlikte patiğinizi beğenerek severek yaparsınız evet manken ayağımızdaki duruşu da buyurun bu şekilde gördüğünüz üzere farklı güzel şık bir model oldu patiğimin tabanı kenarları topu yine bu şekilde model bu evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın